Tweet TV'den iyi günler. Pazartesi bomba gibi bir gün, pozitif bir gün. İki gün sonra yine bayram, yine tatil. Bu hafta 10 gün tatil olacak. Her şey mükemmel gidiyor. Buyurun. Evet. 22 Ekim 2012 Pazartesi sendromuyla başlıyoruz. Var mı? Başlamadı sendromu. Sendromu bizim beynimizin içinde. Pazartesi sendromu yok maalesef. Evet. Bende yok, sende var mı? Kurban Bayramı için bir... Kurban Bayramı için her yıl olan bir şey var. İlk günü şöyle, bugün başlayacak, hayvan satılan yerlere gidecekler, tokalaşmalar, aldım verdim, aldım verdim. İlk günü bugün işte 10 tane kurbanlık koyun kaçtı, 110 tane söylüyor. Dana otoyola girdi, teme girdi. Ondan sonra hastanelerden görüntüler. İşte 200 kaç tane parmağını kesti, boğayı kesen de kendini kesti gibi her yıl olan hikayeler. En son günü de olacak. Biz 3. dünya ülkesi miyiz? Türkiye kan gölüne, kurbanlar sokaklarda kesilmemeli. Öyle kesildi, böyle kesildi. Aslında belediyelerin özel tahsis ettiği yerler var. Herkes oralarda kessin. Kessin, yani bir de zaman açısından akşam 5'te olsun, ikinci gün olsun abi. Bir de ben şöyle bir tavsiyem var. Kurban bayramında kimse trafiğe çıkmasın. Elinde imkan varsa çıkmasın çünkü her yıl özel günlerde, bayramlarda işte şu kadar kişi öldü, şu trafik kazası, evet, bu trafik kazası. Yani bayramda trafiğe çıkmayın bence. Babamın bir lafı vardı, araba kullanırken dikkat, dikkat, dikkat. Sadece siz dikkat etmeyin, yanınızdaki de bir hata yapar, onun sonucunda kaza olur. Yani sağ solu kollayalım, minimale indirelim bu olayı. Hemen Best Top'ten tweetlerimize geçiyorum. Temennilerimiz bunlardı yani. Tarık Çilsal, bir aşka bin cevap, Tuti Mucize, Tweet Prensi geçen bir şeyini gördüm, röportajını bir gazetede. Öteki kadın müthişti. Sokaktaki adam Nafer Ermiş, Emrah Yiğit, Çamur abi, anne ben fenomen olacağım, 10 tane tweetimiz. Aynı zamanda bu seçtiğimiz tweet sahiplerini takip edin de diyoruz. Çünkü hepsi başarılılar. Yani takip etmenizde fayda var. Gerçekten hepsi ayrı ayrı bir deha. Evet. Bence de takip edin. Hepsi birbirinden deha. Dün bir kişi Mehmet. Dün sevgili Mehmet Beyaz Bayrak konuğumuzdu. Hatta küçük bir video da çektik. Küçük derken o da 10 dakika sürdü. Bundan böyle Twitter'daki fenomenleri konuk etmek istiyoruz. Gelebilirler de bir şekilde mesajla ulaşıp bize buraya katılabilirler de. Onu söylemek istiyoruz. Hemen ilk tweetimize geçiyorum. Tarık Çilsal. 2 gün girmedik. Unfollow yemişiz. Çok fırsatçısınız oğlum. Üvey baba olsanız yatarken bacağımı bile okşarsınız. Sizden her şey beklenir. Süpermiş canınız bu. Bence bu günün en iyi tweeti bence. Güzel bir tweet. Evet, hemen sonraki. Evet, bir aşka bin cevap şöyle diyor: kelimeler masumdur, onları birleştirenler ağlatır insanları. Yani çok manalı. İnsanı yine insan ağlatır diyor, kelimeler değil. Altın harflerle yazılası bir tweet. Evet, sonraki tweetimiz Tuti Mucize. Gram yeteneği olmadığı halde kendini kasıp şiir, blog, kitap yazmaya çalışanların bu mesleği zırvada bırakıp bir kenara çekilmesi gerek artık demiş. Manidar. Çok manidar bence. Güzel bir atıf da bir şey söyleyeyim mi? Bu da altın harflerle yazılası bir tweet diyelim mi? Bu yeni cümlemiz mi oluyor? Yeni repliğimiz. Yeni repliğimiz. Manidardan buna geçtik. Evet. Sonraki tweetimiz Tweet Prensi'nden geliyor. Bu işin en fenomenlerinden biri. Muhteşem yüzyıla göre Osmanlı'da sadece kadınlar ve seks varmış diyor. Evet. Filmi izle. Ben hiç bu diziyi izlemiyorum ya. Vallahi izlemiyorum. Fırsatım onda çünkü. Kaç kez izledik. Evet. Sonraki öteki kadın: nerede güzel bir kadın görsem gözleri buğulu. Hemen anlıyorum ki hayat enerjisini sömürmüş bir odun geçmiş hayatından. Çok güzel. Bu da şey diyeceğim. Bir odun geçmiş hayatından. Soracağım. Bu da belki altın harflerle yazılası bir tweet. Kabak tabii. Çok manalı. Bir odun geçmiş hayatında. Odun derken beni işaret ediyorsun. Sokaktaki adam yine Wolfgang Amadeus Mozart gibi düşünüp Gudbettin Bahtı Güzel gibi yaşadığım günlerdeyiz. Ooo, mis gibiymiş yalnız ha. Değil mi? Ne diyorsun? Süper, altın harflerle.
hava durumu şeyi geldi. Bir takım elbisem var. Maalesef ilgilendiniz. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. İyi bakın kendinize. Görüşmek dileğiyle. Şu anda bir gerilim var. Evet sayın seyirciler, şu anda stüdyoda gerilim anları. Şok şok şok. Nafelerimiz sonraki tweetimiz, kendini çarşamba gibi hissettiren bir pazartesiyle karşı karşıyayız. Oo, bu da güzelmiş ya. Bu da manidar. Güzel çünkü çarşamba günü tatil. Evet. Emrah Yiğit daha ilişkin 3. gününde Facebook ilişki durumunu yapan erkek ılık biradır demiş. Değil mi? Evet bir de şey var. Hemen çıkmaya başlayınca 2 günü ya ilişki şeyini değiştirebilir miyiz? Şey yapabilir miyiz? Güzel ben de Facebook'ta ilişkisi var yazıyor. Benim de yazıyor. Ama yazıyor yok. Da 10 kişi 20 kişi sordu şu ana kadar. Ya Yalçın senin Facebook'ta ilişkin var görünüyor. Ne yapalım? Şey var mı gerçekten? Şey ben Facebook'ta yaşıyorum. Hemen değiştireyim abi. Denmiyor tabii benim ki. Benim de ilişkisi var gözüküyor. Benim de öyle gözüküyor. Sonraki tweetimiz çamur. Ha bu arada ben göbeğimi falan kaşıyorum. Sen gayri ihtiyar. Bundan sonra kaşımayacağım abi. Zaten görmeyeceksiniz. Bundan sonra göbeğimi kaşıdığımı görmeyeceksiniz. Şey soracağım. Bence bundan sonra sen göbeğini kaşıma. Sonraki tweetim çamur abi. Balık etli kızlar zayıflama tasasına girip boş yere kendinizi yıpratmayın. Ben de dahil olmak üzere bir grup erkek var sizi beğenen. Yani herkesin bir alıcısı var. Türk erkeği balık etli sever. Evet. Doğru. Ama değişiyor. Erkeklerde de konu şey değişiyor. Ekskar dergisinin yayınladığı geçen bu haftaki şeyinde Türk erkek yani erkeklerde de eskiden omuz böyle falan filan değişmiş şimdi yavaş yavaş. Yo, biz... Daha böyle dar, daha böyle kirli sakallı, daha böyle şey tiplermiş. Geçen sana sormuştum ya Türk kadının diğer kadınlara giyim kuşam konusunda kıyaslamanı. Evet. Gerçekten Türk kızları, genç kızlarımız için Türk kadını güzel giyiniyor. Evet. O yüzden sizi tebrik ediyorum. Vallahi güzel giyiniyor. Bence de güzel abi giyiniyor. Yakıştırıyorlar kendini. Şeydi, bebeklerde, bebeklerin nişantaşında. Her yerde abi. Güngören'inde, Fatih'inde. Şeyde. Mesela turistleri kıyasladığımız zaman bakıyor işte bol bir pantolon giymişler. Belki rahat için ya yani kendilerini öyle rahat hissediyor ama Türk kadını abi güzel giyiyor. Yani. Şey diyeceğim. Helal olsun size. Geçen bundan 7-8 yıl önce Bebek'te yürüyorum böyle bir yaz günü, pazar günü. Şöyle yolda yürüyordum. Şu şey Choice açıldı şu anda. Bebek küçük bebeğe giderken sağda Melih'in işlettiği bir Choice diye bir yer açıldı. Buradan bak ne diyorum sevgiler sunuyorum. O Choice'a gittim Mustafa'da da. Daha önceki zaman oraya gitmiştim. Dışarıda bir tane bayan böyle oturmuş yayla yayla. O dünü ben de böyle yaptım bak. Baksana yaptım. Bana ne diyor biliyor musun? Abi, Yalçın ne haber dedi. O tepmez dedi abi bunlar da insan değil mi oğlum hayret bir şeysin ha. Şeydi Yalçın ne haber dedi. Dil de kocaman. Ben şey dedim içeri girdim bir daha da dışarı çıkmadım. Bir kere de bir kıza o bebek nasılsın dedim ben. Yalçın ne haber dedi. O da bir iki tane böyle kendi reklamı yaptım bu arada. Çok. Bu arada Melih'in Choice diye açtığı kafe bar muhteşem bir yer. Onun da videolarını önümüzdekinde yayınlayacağım. Reklam. İdare ufak da ben olsun ama. Anne ben fenomen olacağım. Bir kadının yüzündeki o gülümsemenin sebebi olmak bir erkeğin hayatı boyunca yapmış olduğu en anlamlı harekettir. Evet. Bununla kapatıyoruz. Hemen sinemaya geçeceğim. Çanakkale 1915. 18 Ekim'de vizyona girdi. Turgut Özakman'ın Diriliş adlı kitabından uyarlanan. Herhangi bir yorum yapmıyoruz. Gidin. Bence yorum yap bence. Hayır, çoluğunuzu çocuğunuzu kitap alın gidin. Hayır okuduğunuz kitapla illa uyarlama olduğu için kitap biliyorsunuz iç monolog tekniğiyle yazılıyor. Kitabın birebirini beklemeyin. O filme gidin Çanakkale 1915'e çocuklarınızı alın, eşinizle, çocuğunuzla, kız arkadaşınızla, arkadaşınızla gidin filmi izleyin. 10 kişi tavsiye çektim ne oldu? Hayır bu zaten okuduğumuz tweetlerin sahiplerini takip etsinler. Başka? Böyle. Evet sevgili dostlar bize ayrılan süre yine burada bugün. Ben son olarak bir şey söylemek istiyorum. Yaklaşık 20 günden beri sevgili Yalçın'la Tweet TV'yi çekiyoruz. Bu bizim ortak düşüncemizdi. Ortak projemiz. Formatımızdı, ortak projemizdi. Bugüne kadar geldik. Ben kendisini çok seviyorum. Evet sevgili dostlar bugün programı son buldu. Hayır, şu anda bugünlük burada son. Hayır ayrı bir dostluğumuz var. Evet. Tweet TV'de bu benim son Tweet TV sunumumdu. Bundan sonra yer almayacağım. Umarım Yalçın yanına, evet sevgili Yalçın dostlar. Yanına bir hanımefendi alacak. Sevgili dostlar. Buradan kendisine 20 gün beni çektiği için
bu adamı bırakmayın. Ha. Ya Tweet TV'yi destekleyin, ben de destekleyeceğim. Evet. Bundan sonra kamera arkasına yer alacağım. İşlerim dolayısıyla bırakmak zorunda kaldım. Ailemi nedenlerden. Hayır. Şu gördüğünüz adamı bırakmayın. Bu adam candır, adamın dibidir. Evet. Sevgili dostlar, olgun. Cidden bir... Sevgiye, aşka, her şeye bu şey, her şeye aç. Böyle sevgiye. Onu sürekli bohbohlayacaksın, seveceksin, bir numarasın, hadi her gün çalışalım diyeceksin. Güzel bir hafta dileğiyle, umarım her şey gönlünüzce olur. Bizi takip edin.